olmadığını varsa. Gebze Belediyesi Meclis Başkanlığı'na konu. Pelitli Mahallesi eski parsel numarası 251 ada 6 numaralı parselde bulunan harfiyat yapım konusunda. Kocaeli Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde eski parsel numarası 251 ada 6 parsel numaralı parselde yapılan inşaat ile ilgili yapılan kazı çalışmasında çıkartılan harfiyat, şirket şantiye görevlisinin tarafımıza verdiği bilgiye göre 150 kamyon harfiyat, imar yolu sınırında orman alanında bulunan ağaçlara da zarar verilecek şekilde imar yoluna dökülmüş olup bu harfiyatı imar yoluna dökülen Öv Atak şirketi hakkında. Kaçak harfiyat dökümü ile ilgili işlem yapılıp gerek idari para cezası gerekse harfiyatın kaldırılması için idari yaptırım kararı alınıp yine çevre kirliliğine sebebiyet vermekten Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu mu? Bu şirketin imar yolu üzerine döktüğü harfiyatın kaldırılıp döküm sahasına götürülmesi için ilgili firmaya ihracatta bulunuldu mu? İmar yoluna kaçak harfiyat döken firma mühendisi tarafından yola dökülen harfiyat ile ilgili Gebze Belediyesi'nden döküm izni alınmadan yeşil kodlar alınarak döküm yapıldığını ancak şikayet üzerine çalışmanın durduğu tarafımıza söylenmiş olup bu firmaya harfiyat dökümü ile ilgili herhangi bir izin verilmeden, harfiyat dökümü ile ilgili gerekli harçlar alınmadan yola ilişkin yeşil kodları veren belediye yetkilileri kimdir ve haklarında gerekli işlem yapılacak mı? Yine aynı firma orman alanı açarak açtığı orman alanına konteynerler kurup beton yollar yapıp hemen yol kenarında bulunan elektrik direğinden de bu konteynerlere elektrik bağlayarak bu alanda kendisine şantiye sahası kurmuş olup bu firmanın orman alanına yaptığı bu inşaatlar ruhsata bağlanmış mıdır? Ruhsat verildiyse orman alanına yapılan bu kaçak inşaat ve işgale kim izin vermiştir? Kaçak yapılıp orman alanı işgal edildiyse bu firma hakkında gerekli cezai işlemler yapılıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Yine firmanın elektrik direğinden kaçak inşaatına çekmiş olduğu elektrikle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması konusunda elektrik dağıtım şirketine gerekli ihbarda bulunulmuş mudur? Bu hususlarda kamuoyuna aydınlatmak adına meclis toplantısında sözlü ve ayrıca grubumuza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Said Arslan Çalışkan. Evet, yaptıklarınızı inceletmek, gereği yapmak, harfiyen hukuki gerekleri yerine getirmek en temel görevimiz. O anlamda da yasal izin olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Tabii hani bir yargılama gibi bir durum söz konusu olmamak adına da hukuki gerekçeler yerine getirilmişse sözümüz yok. Ama hukuki gerekçeler yerine getirmemişse sizinle beraber aynı duyguları taşıyor, aynı hassasiyeti burada kamuoyuyla da paylaşıyorum. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılması mümkün değil. Resimlerini de ekledik orada. Eyvallah. Tamam. Peki. Başka bir tane daha var.